Çocuğun var, derdin var, eder sana dünyayı dar. Varsın olsun boş versen de, dertlerin en güzeli var. Dinletemezsin sözünü, ayıramazsın gözünü, hiç boşuna arama, yok bu derdin çözümü. Çocuğun var, derdin var, çocuğun var, derdin var. Ömer! Hı? Ömer kalk! Hı? Oku ne? Şunu! Ne oluyor? Şunu okusana! Niye okuyayım? Ya okumak zorundasın Ömer! Benimle mi ilgili? Lütfen şunu okur musun Ömer? Şehrin belirli bölgelerinde su kesintisi uygulanacak. Okudum ha. Devam et. Kadıköy Belediyesi son yaptırdığı araştırmalar sonucunda ilçe dahilinde gereksiz ve hatta haddinden fazla su tüketimi yapıldığını saptadı. Bu nedenle bazı günler saat 14 ila 16 arasında su kesintisi uygulamayı belediye meclisine teklif etti. Bu teklifin onaylanmasına önümüzdeki hafta... Bizim böyle bir uygulamaya ihtiyacımız yok. Biz zaten çocuklarımıza su tasarrufunu öğretiyoruz. Doğru. Dişlerini fırçalarken musluğu kapatmalarını söylemiyor muyuz? Kesinlikle. Duşun altında saatlerce kalmamaları gerektiğini söylemiyor muyuz? Hatta başlarını sabunlarken suyu kapatmalarını bile öğütlüyoruz onlara. Gözleri kapalı musluğu bulabilsinler diye göz yakmayan şampuan bile alıyoruz. Ama ben sorun nerede biliyorum. Hı. Sorun çocuklarda. Biz dinlemiyorlar ya. Hayır canım. Sorun aşırı yapılaşmada. Koca koca gökdelenlere izin verdikleri sürece su tüketimi de haliyle artıyor. Tıpkı köşedeki gibi. Biliyor musun? Şu köşeye yapılan devasa inşaat bu bölgeye 1000 yeni insanın taşınmasına sebep olacak. Ve onlar da bizim suyumuzu kullanacaklar. Bizim suyumuz diyorum Ömer. Ha, evet. Kap, belediyeye dilekçe yazacağız. Belediyeye dilekçe yazacağız diyorum. Öyle mi? Evet. Hadi bakalım. Pekala, ne demem gerekiyor? Ne yazmam gerekiyor diyorum. Ne? Ne diyoruz? Kime diyoruz? Belediyeye. Bu saatte mi? Belediye bu saatte kapalıdır ya. Ömer. Öf. Bak hayatım. Şunu gördün mü şunu? Okudun mu? Neyi? Karısı uyutmadığı için zavallı adam öldü. Ya of Ömer, ama çok önemli bir şey bu ya. Bırak. Aman. Ay işte, ne güzel değil mi teyze? Şu saçlara bak. Hale bakın. Benim hiç öyle saçlarım yok. Zayıf. Şu mankenin saçlarına bir bakın. Zayıf mı? Buldum. Ne buldun bakayım güzelececiğim? Tabağına bakın. Yumurta var güzelim. Evet ablacığım. Seninkiler gibi güzel onun saçları da. Demek ki yumurtadanmış. Sen de ye o zaman. Çok çok ye. Aslı, şaka bir yana... Aslında Ece doğru söylüyor. Nasıl yani? İnsan yumurta yiyince saçları daha mı gür oluyor? Yok öyle değil. Bak eskiden ablam yapardı. Bir yumurtanın sarısını biraz da badem yağı koyup karıştırıp kafasına sürerdi. Kafasına? Ya canım anlayın işte, saçına sürerdi. Onu iyice bekletiyordu. İyice bekletiyorsunuz ama. Sonra duruluyorsun. Duruladıktan sonra o saç ışıl ışıl parlıyordu. İyi de bunun için artık hazır ürünler çıktı. Onlardan kullanırız. Canım, hazır ürün doğalı kadar iyi olabilir mi? Hepsi kimyasal madde onların. İyi de ben annemi evde hiç bu bakımı yaparken görmedim. Evde ben varım ya. Etrafa dökerim diye yapmıyor. Aslında bir saç bakımı hiç fena olmaz Aslı. Hadi teyze lütfen yapalım ya.
Nasıl yapacaksınız teyze? Bak, boş bir kaseye yumurta kıracağız. Üzerine biraz badem yağı. Ya badem yağı yok ki. Zeytinyağı da olur canım. Yani ablam zeytinyağlı da yapıyordu. Evet evet, iyi hatırlıyorum. Onları ondan sonra karıştırıyoruz. Bir güzel saçımıza süreceğiz. Çok iğrenç. Tamam, ama odada yapalım. Annem görmesin. Yarın bütün malzemeyi tamam eder yaparız o zaman. Tamam. Dikkatli olun, ortalığa dökmeyin. Başınız derde girer. Dökmeyiz canım, korkma. Ama ben kendim dökebilirim. Tamamen bana inat yapıyorsunuz değil mi? Vallahi ben bir şey yapmadım anne. Köşedeki göklerine 10 kat daha çıkacaklarmış. Vallahi ben izin vermedim ama isabet olmuş. İsabet mi? Anladığını sanmıyorum Efe'cim. Sadece su kesintisiyle kalmayacak. Elektrik kesintisine de başlayacaklar. Ayrıca çok kalabalık olacak ve araçlarımızla park yeri bulamayacağız. Korkunç bir şey. Ama oğlun öyle düşünmüyor. Annem bu binaya takmış baba. Hem bu bina çok estetik. Üstelik bir sürü insana da iş imkanı sağlayacak. Hem bölgedeki emlak değerini de yükseltecek. Çok şaşırdım Efe'cim. Sen ve hayat sorunları. Bu duruma bayağı bir kafa yormuşsun anlaşılan. Evet. Albayım o binaya bir mankenlik ajansının taşınacağını söylediğinden beri bunu düşünüyorum. Günaydın. Aslı, köşedeki gökdelene 10 kat daha çıkacaklarmış. Hangi gökdelen? Köşedeki, hani yeni yapılan var ya. Köşede gökdelen inşaatı mı var? Artık dünyada her yere gökdelen yapılıyor, yani ne var bunda? Şimdiki gençler şahane. Hayatın gerçekleriyle hiçbir ilgileri yok. Haklısın anne. Şimdiki gençler bir aile. Ben açarım. Ne mankenlik ajansıymış bu bakalım Efe'ciğim? Hepsi de 19-20 yaşlarında çıtırlar anne. Mankenlik için seçilen kızlar bizim gökdelende eğitim alacaklarmış. Bakar mısın? Bizim gökdelen oldu. Oğlum ben sana ne zamandır demiyorum. Kendi yaşıtlarınla ilgilendiği. Ne oluyor 19-20? Baba, bu gökdelenin inşaatı en az 2-3 yıl sürer. Ben o zaman 17 yaşında olacağım. Onlar da 23. Tam yaşıma göre. Vallahi bu çocuğun matematiği günden güne gelişiyor Zeynep. Matematik bilgin 17 yaşında boyunun kaç olacağını hesaplamaya yetiyordur herhalde Efe. Biliyorsun, mankenler uzun boylu olur. Günaydın. Hadi kahvaltıya. Yok, biz ettik, çocuklar etsin. Sen o zaman albayıma bir sandalye. Albayım, sağ ol. Ayakta kalmayın ya. Sağ ol canım. Ne diyorsunuz şu gökdelen işine? Okudunuz mu? 10 kat daha çıkacaklarmış. Oh, çok şükür. Çok şükür beni anlayan biri çıktı. Ne büyük rezalet değil mi Alpay amca? Ne rezaleti Zeynep? Site yöneticiliği seçiminden 1 yıl sonra muhtarlık seçimleri var. Bu mahalleye bir muhtar olayım da görün bakın. Her gökdelen binlerce oy demektir. Sen de mi Alpay amca? Ay sorma. Gazeteyi okuduğundan beri zevkten 4 köşe. Diyorum ki daha o evlerde birilerinin yaşamasına en az 2-3 yıl var ama dinleyen kim? Abim zaten orası hep iş yeri olacak. Yani muhtarlık seçimlerinde iş yerlerinden oy almıyorlar yani evlerden. O yüzden yani oradan size oy çıkmaz. Bak bu doğru. Hay Allah. Vallahi benim oyumu da unut artık Alpay amca. Benden oy almak sizin için artık gerçekleşmesi imkansız bir hayal. Benimkini de. Çok üzüldüm şimdi çocuklar. Abim hiç üzülmeyin. Ne olursa olsun benim oyum kesinlikle size. Sen de işin dalgasındasın hala Ömer. Susuz ve elektriksiz kalalım da gör. Ne? Susuz mu? Ya yandık vallahi Tijen'cim. Ay su olmaması ne demek biliyor musunuz? Ay beni aç bırakın ama susuz bırakmayın. Kalk. Evde içine su konacak ne varsa içine su doldurun. Kalk. Dur kızım dur, daha kesilmedi. Ben varken ayrıca her şeye bir çare bulunur.
Biz boşuna mı site yöneticiliğine soyunduk? Evet. Su doldurmak çok iyi fikir. Hadi kalkın çocuklar, bırakın kahvaltıyı. Evde ne var ne yok hepsinin içine su doldurulacak. Çabuk çabuk çabuk. Ya anne. Yani Zeynep suyunu çıkardın ya. Of. Kadayıfa benzerim. Ablam bunu çöreklerine yumurta sürerken kullanıyordu. Vallahi bizi görürse mahvoluruz. Yarın yeniz bir tane fırça alırız. Fırça? Eyvah, mahvoldum ben fırça. Ne? Nasıl? Ne oldu? Fırça. Ya resim ödevi. Mahvoldum. Yarın yetiştirmem lazımdı. Ay, aman Aslı. Öldüm korkudan. Ya yarına yetişir ne var ki? O kadar kolay değil teyze. Ya, bir mahalle hayal edeceğim. İşte 10 tane resim yapacağım. Her köşesini resimlemem lazım. Zaten beceriksizim. Resim yapmayı beceremiyorum. Nasıl yapacağım ben şimdi bunları ya? Of. Hepsini tek resimde gösteremez misin? Hayır, 10 tane olacak. Yandın sen. Tamam, akşam hep beraber yaparız. Bir elin nesi var, iki elin sesi var. Yani bir el yetmezse, iki el de yetmezse Efe de var. Ben de. Eğer annem resim ödevimi yapmadığımı duyarsa mahvoldum ben demektir. Ya gerçekten unuttum tamamen. İhmal değil. Resim öğretmenin yaptığı da iş yani. 10 tane resim için en az 2 ay süre vermesi gerekirdi. Verdi. Okul açıldığı gün vermişti. Okul açıldığı gün mü? Evet. Ve sen bugün hatırladın. Bravo Aslı. Sen de fırça demek için niye 2 ay bekledin ki? Psikolojik laboratuvar gibisin Aslı. Yani serbest çağrışımla yaşıyorsun. Fırça dedim, aklına resim ödevin geldi. Yani Bonnie'ye gösterince ne geliyor? Mayo. Ben Mayo mu giyeceğim? Mayo'nu mu? Evet, üstüne bulaşmasını istemiyorum. Saçmalama Ececiğim. Senin saçına sürmeyeceğiz. Anneme fırçayı, senin ödevini söylerim. Bu konuda şantajı yaramaz Ececiğim. Hem bu havada Mayo'na dolaşmana izin veremem. Üstelik senin saçların ipek gibi. Bakıma ihtiyacı yok. Çocuklara yasak. Ya! Ece yaptığını beğendin mi? Eyvah! Sen yaptın. Ne yapacağız teyze şimdi? Annem perdeni aynı görürse üçümüzü de mahveder. İkinizi mahveder. Ben dökmeyin demiştim. Ablam görmeden hemen bunu yıkamamız lazım. Ama nasıl? Gel banyoya bakalım. Belki bir çare buluruz. Siz bilirsiniz. Ben gidip mayomu giyeceğim. Yani gazete. Senin yaptığın iş... 2 gündür Zeynep'i acayip kızdırıyorsun. Sonra kabak benim başıma patlıyor. Ya ben de senin yüzünden 2 gecedir uyuyamıyorum ya. Yapma Allah aşkına. Oh. Allah. Abim, Allah rahatlık versin. Dijen sular kesilecek diye temizlik yapmaya başladı. Bütün pencereler açık. Evin içi buz gibi oldu Ömer. Hiç merak etmeyin. Birazdan burada da bütün kapılar, pencereler açılır almayın. Zeynep hiç olmazsa hangi mevsimde olduğumuzu bilip ona göre davranıyor. Tabii tabii albayım, siz öyle zannedin. Zeynep şu anda ne yapıyor dersiniz? Ne yapıyor? Bahçeyi suluyor. Ya. Hem de bu sabah kahvaltıdan sonra yaptığı ilk iş o. Kış gelmesine rağmen olmayacak domatesleri, salatalıkları 2. defa da suluyor. Oh. Annem nerede baba? Bahçede kızım. Ece, Ece kızım dur. Ece bu ne hal? Of, albayım fırtına kopacak. Yani hiçbirimiz mevsimler konusunu Ece kadar abartmamıştık. Ah
benim güzellerim. Ah benim canlarım. Ne yapacağız şimdi, sular kesilecek filan. Ay 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 ay, başımıza neler gelecek şimdi sizi. Eyvah. Bir çare bulmam lazım benim. Teşekkür ederim anne. Ece bu ne hal? Küveti doldurmuştun anne. Ececiğim sular kesilecek. Ördek yüzdürme mevsimi değil. Ördeğini sadece leğende yüzdürebilirsin. Ama anne. Çabuk içeri Ececiğim. Üşütüp hasta olacaksın. Hadi. Anne lütfen. Hemen içeri girip üstüne bir şeyler giy çocuğum. Yoksa ben de gelip ben seni giydireceğim. Hadi bakalım, tamam mı? Ya. Zeynep, hayırdır ne oldu, bu çocuk niye böyle dolaşıyor ortalıkta? Ya ben küvetleri doldurdum, o da ördek yüzdürmek istediğini söyledi. Küvetleri mi? Yoksa bizim banyodaki küveti de mi doldurdun? Evet. Sular kesilecek Ömer. Yavrum ben duş alacaktım ama. Of. Zeynep'ciğim sana söyledim ya, öğlende bir iş toplantım var. Mutlaka duş almam lazım çıkmadan. Zeynep sen sabahın köründe burayı sulamamış mıydın? Yani fazla oluyor diye şey ettim. İyi, o zaman beni leğende yıkarsın. Tamam, tamam. Hiç olmazsa başımı yıkar, öyle çıkarım. Ama suyu sen dökeceksin. Tamam, hadi git sen bir sabun yap. Ben de geliyorum şimdi birazdan. Tamam, bekliyorum. Tamam. Allah, ödümü kopardın. Ben senin mankenlerine karışıyor muyum? Karış abla amca, karış. Bak da söyle. Yakışıyor muyuz? Yani bilelim. Bunların boyu uzun bir kere, boyu. Boyu geç bir kalemde Alper amca. Sen hiç magazin haberi izlemiyor musun? Mankenler kısa boylu erkeklerden hoşlanıyor. Bırak şimdi mankenler canım. Zaten keyfim kaçmış. Ne oldu ki? Şu Gökdelen meselesi tadımı kaçırdı. Annenle beraber öz kızım Tijen bana cephe aldı. Gökdelen'i savunursam bana oy vermeyeceklermiş. Site yöneticiliğinde başarı için önemli olan nerede durduğun. Ben de sadece bu kızın yanında durmak istiyorum Alper amca. Site sakinlerinin güvenliğini kazanmak için neler yapabileceğimi göstermem gerekiyor. Önümde liderlik basmanı göstermem için önemli bir fırsat var ama ne yapacağıma karar veremiyorum. Doğrusu ben de karar vermekte zorlanıyorum. Asker, sen beni dinlemiyorsun herhalde. Bir plan diyorum, plan. Asker. Dinliyorum albayım. Hem de can kulağıyla dinliyorum. Ha. Sadece sizi gözlerimle takip etmiyorum. Ne dedim ben biraz önce, söyler misin? Site sakinlerinin güveni, liderlik vasıflarınız, oy ve plan... Aklına bir plan mı geldi? Hayır, ama biri geldi. Kalk baba, kalk. Küveti temizlemeden önce yıkanman gerekiyor. Su kesilmeden önce ne kadar vaktimiz var hiç bilmiyorum. Ay daha bir sürü işim var. Kalk, kalk, kalk. Plan düşün, plan. Hay Allah, ben bir şey yapacaktım ama neydi? Ay kafa kalmadı ki, sular kesilecek diye aklım çıkıyor vallahi. Efe, ben senin saçını mı yıkayacaktım? Yok yok, şişelere su dolduracaktım ben. Ay sudan önemli bir şey var mı? Vallahi kesilirse yandık. Çok önemli bir işimiz var. Hayır oğlum, başım dertte değil. Bu sefer Alpay amca için yapıyoruz, tamam mı? Hayatım nerede kaldın ya? Şey kafama bir tas su dök, ne olursun gel. Gel. Dök hayatım. Şöyle dök, ben şunu yıkarım. Dök. Aa, buz gibi ya. Zeynep sıcaktan dök.
Tek 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 tek. Tek. Oh, oh. Aa, teşekkür ederim Zeynep. Minik kuş sen miydin ya? Oh. Hay Allah. Sen. Lan ne yapıyorsun burada? Odamın kapısı kilitli. Annen seni böyle mayolu görmesin ha. Hem niye senin odanın kapısı kilitli? Bilmem. Ne yapacaksın o diş fırçasıyla? Dişlerimi fırçalayacağım. Fırçala o zaman. Tamam. Öf, vallahi delireceğim artık, dayanamıyorum yani Ömer. Hayatım, sakin ol. Yani beni böyle köpüklü bıraktığın için üzülüyorsan, halloldu farkındaysan. Küvetteki suya ne oldu Ömer? Baktığımda yerinde dolu duruyordu. Öteki banyoyu söylüyorum. Öteki banyo mu? Ben öteki banyoya hiç girmedim hayat. Ciddi söylüyorum, ben öteki banyoya hiç girmedim. Saçlar yıkanmış, durulanmış. Beğenmeyen de yok ortada. Öteki banyonun suyu da tam o sırada boşaltılmış. Deliller kimi gösteriyor acaba? Aa, hayatım girmedim diyorum sana. Yani hiç kullanmadım. Ya niye inanmak istemiyorsun? Ya Ece biraz su döktü bana. Efe yapmış olamaz. Çünkü su bitince ona taşıtacağımızı bilir. Kızlar. Kızlar yapmıştır. Evet, kesinlikle onların işi bu. Gösteririm ben şimdi onlara. Ama sular kesilmeden önce o küveti tekrardan doldurmam lazım. Ay, ben de akıl bırakmadınız ya. Benim yemeğe gitmem lazım. Yemeğe geç kalıyorum. Anne, sular kesildi. Ah. Hayatım, sakin ol, sakin ol. Bakarız bir çaresine. Al, kızım gel, gel, gel. Ece gel, gel, gel. Çalkanı şurada al, dur. Al şu suyu. Ha, gel, getir ağzını, getir ağzını. Getir çalkanı. Ay. Çalkanı. Eyvah. Ay ne yapacağız şimdi? Yüzümüzü yıkayacak su bile kalmadı. Gel canım. Ay bahçedeki iyisin. Çiçeklerim de solacak şimdi. Zeynep'im merak etme, sen onu da protesto etmenin bir yolunu bulursun. Susma. Sustukça sıra senin suyunda. Ece gel bakayım kızım. İyi misin? Hı? Mayonu çıkarmadığını fark etmedim sanma. Az önce boğulma tehlikesi geçirdiğin için bunun hesabını sonra vereceksin. Gel bakalım üstümüzü bir giyinelim. O da kilitli. Kızlar. Açın şu kapıyı. Ne yapacağız şimdi teyze? Bu er geç olacaktı. Yani açmaktan başka çare yok. Haklısın galiba. Hadi, hadi kızlar. Bunun hesabını kim verecek? Ben Ece'ye mayo giyme demiştim abla. Ece'nin mayolu olması sizin en küçük suçunuz, öyle değil mi? Yanılıyor muyum yoksa? Ay gel Ececiğim, ben seni hemen gireyim. Gel, gel canım. Ablacığım benim, gel. Bırak onu Aslı. Ya anne, yani... Sibel, umarım mantıklı bir açıklamanız vardır bunun için. Ya, şey, biz... Saçlarımıza bakım yapmaya çalışıyorduk. Sonra perdeye sıçradı. Ondan sonra yıkamak gerekiyordu. Hemen yıkamak gerekiyordu. Tabii tabii. Ondan sonra küvete gittim. Küvet ağzına kadar şeydi. Sonra ben şey ettim. Yani Teşen teyze konuşurken duymuştum. Şu deterjanı küvete böyle boşaltıyorsun. Ondan sonra perdeyi içine basıyorsun. Sonra cüp ben içine. Bas 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 bas. Çitire çitire çitire. Sonra çıkarıyorsun. Durula durula durula. Tıpayı da açıyorsun orada. Ondan sonra ıslak ıslak az ki ütü gerekmesin. Sonra altına kova ile leğen. Bitti. Evde yüzümüzü yıkayacak bile su yok. Hadi küvettekini harcadınız. Yani kovalardan ve leğenlerden ne istediniz? Ha? Ne olacak şimdi? Anne, biz onları hemencik su doldururuz yeniden. Sen elini bile sürmene gerek yok. Biz hallederiz, değil mi Aslı? Yani. Tabii. Size kötü bir haberim var. Sular kesildi. Ne? Ne? Ya. Ve eve bir yerlerden su taşınması gerek. Su. Biz taşıyacağız. Kız olarak. Abla gücümüz ne ki bizim? Erkek kişi onlar. Onu küvetteki suyu harcamadan önce düşünecektiniz. Ben anlamam. Herkes eve su taşıyacak. Yoksa bitli saçlarınız olacak artık.
Bit ne anne? Ha, bit mi? Böcekler mi çıkacak yani böcekler? Bit mi? İkiniz de şimdi kafalarınıza birer bere geçirip doğru cami avlusuna gideceksiniz. Çeşmesinden su getireceksiniz eve. Hadi bakalım. Ya orada da su akmıyorsa? Dua edin aksın. Yoksa bütün İstanbul'da suyu akan bir cami aramak zorunda kalacaksınız. Ece'yi de güzel güzel bir giydirin bakayım hadi. Anne beni onlara verme. Ay, tam da perdeleri suya basmıştım Zeynep. Baktım hala sular akıyor. Bari ay aradan onlar çıksın dedim. Deterjanı döktüm. Ay sonra bir daha dedim bir bakayım musluğa. Bir baktım. Kesilmiş. Yapma ya Tişe. Ay vallahi benim perde merde duyacak halim yok artık. Ay. Allah'tan Sibel bizimkini durulayıp asmış. Ne? Aşk olsun Zeynep. Siz perdeleri benden önce mi yıkayıp astınız? Ay ben nasıl durulayacağım o perdeleri şimdi? Çürüyecekler. Kokacaklar. Zeynep Hanım geçmiş olsun efendim. Ömer Bey beni iş yemeğinden aradı ve gelip size hemen yardım etmemi istedi. Ay Muratcığım inan ki çok sevindim. Gerçekten bir asistana ihtiyacım vardı. Şu su taşıma işini halledelim. Sonra seninle bir protesto planı hazırlarız. Tabii efendim. Ay. Ay. Amca ne duruyorsun? Şu an sitedeki herkes bir yerden bir yere su taşıyorlar. Site sakinleri tam şu anda bu sorunları çözebilecek bir lider arıyor. Git kendini göster. Ben ne yapabilirim asker? Güvenlerini kazanmak için neler yapabileceğini göstermen lazım. Kanalını koy ve suları geri getir. Bunu ancak sen yapabilirsin. Peki su şebekesine nasıl sözümü dinleteceğim? Belediyeye git. Heh. Ve sular derhal çılsın de. Onlar bu bizim sorunumuz değil. Yani biz bunu yapamayız diyebilir. Ama sen merak etme. Çünkü onlar senin otoriter görünüşünden etkilenip çaktırmadan suları açacaktır. Bunu sen nereden biliyorsun? Altay amca bana güven. Ece bile senin sözünü dinliyorsa belediye haydi haydi dinler. En geç bir saat içinde sular açılacaktır. Ama bak sakın ha bunu unutma. Tüm site bunu bilsin. Çok prim yaparsın. Siz ne fısırdaşıyorsunuz öyle bakayım? Bak baba, bizim içimiz kan ağlıyor burada. Sen kikir kikir gülüyorsun. Ay ben gene fena ağlıyorum. Yeter artık. Benim adım Albay Alpaysa bu suları bir saat içinde geri getiririm. Ha şöyle Albay amca. Biliyorum. Belediyeye. Hadi eyvallah. Güle güle Albay amca. Ay keşke biz de gitseydik. Bir gökdelen inşaat ile şu başımıza gelenlere bak Allah aşkına. Vallahi doğanın dengesi bozulacak. Ay yağmur da yağmaz artık. Susuzluktan öleceğiz vallahi Tişan. Susuzluktan değil ama bence açlıktan öleceğiz anne. Öğlen yemeği bile yemedik. Haklısın vallahi kafa mı kaldı bende de. İyi ne yapsak? Aa tost yapalım bari. Bulaşık çıkmaz bu susuzlukta hiç olmazsa. Durun durun. Kimse kıpırdamasın. Önce küçük küçük şişelere su dolduracağız. Sonra içlerine birer damla çamaşır suyu. Sonra herkes lavaboda ellerini yıkayacak. Sonra ben lavaboyu dezenfekte edeceğim. Tabii eldivenlerimi giyerek. Amacımızı aştık gibi görünüyor. Peki tosta ne olacak? Sabırlı ol Efe. Sonra hepimiz mutfağa gideceğiz. Kimse kıpırdamayacak. Ellerini hiçbir yere sürmeyecek. Sonra ben İtinayla tostlarınızı yapacağım. Sonra hepinizin önüne birer peçete koyacağım. Kırıntıları hiçbir yere dökmeyeceksiniz. Anlaşıldı mı? Siz o kafanızdaki bereleri çıkarsanıza. Çıkaramazlar. Niye? Çünkü kafalarında zeytinyağı var. Saç bakımı. Ay! 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 Şimdi küçük küçük sinekler gelir buraya. Anne! Hocam! Zeynep Hanım, size su ile ilgili bir söz daha.
şu köşe yaz köşesi, şu köşe kış köşesi, ortada süt şişesi. Nasıl? Ay Zeynep, geldik, geldik. Sahibi. Evet. Zeynep Hanım süt şişesi geldiğine göre o zaman su da gelmiş demektir. Vallahi. Kızlar, kızlar. Efendim anne. Sular geldi. Hadi çabuk, biriniz bizim banyoda, biriniz de kendi banyonuza. Hadi. Ben şu banyoya, sen de ablamdan ikine. Anne, evet. Nedenmiş? Tartışmayı istemiyorum. Derhal şu saçınızdaki zeytinyağlarından kurtulun. Derhal. Çabuk, 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 çabuk. Baba, sen mi hallettin? Evet, budur. İşte budur. Albay ağırlığını koyduğu her işin suyunu çıkarır. Estağfurullah Albay amca. Artık site yöneticisi olacağımdan eminim. Aşağıda olup biteni kaçırdınız. Site sakinleri beni omuzlarında taşıdılar. Yoksa sesleri duymadınız mı? Bravo Albay amca, bravo. Albay amcığım, site halkının susuzluk sorunu halloldu. Ama galiba artık sırt ağrıları sorunuyla karşı karşıya. Seni omuzlarına aldıklarına göre. Babamın hevesini kursağında bırakma Zeynep. Albay amca, sular daha yeni geldi. Ne çabuk seni omuzlarına aldılar. Ne diyorsunuz siz? Sular geleli yarım saat oldu. Yoksa uyudunuz mu? Neyse. Ben de artık gidip Albay amcamız sayesinde çeşmelerimizden akan pırıl pırıl aşık yoğunun keyfini çıkarayım. Aferin asker. Matematik bilginle beraber kimya bilginde aşama kaydediyor. Aferin. Peki Albay amca, bu durumda Gökdelen inşaatından vazgeçildi öyle mi? Ne ilgisi var canım? Artık bizim sitenin suyu yarım saatten fazla kesilmez. Ben site yöneticisi olursam tabii. Bırakın yapsınlar Gökdelenleri. Bize ne? Köklü çözüm bulmak lazım Albay amca. Hı. Olmaz ki böyle. Yani sadece bizim site halkı yok ki. Bir sürü insan mağdur olacak. Kesinlikle protesto etmeliyiz. Düşünürüz, düşünürüz. Hadi Tijen, eve gidelim de bana güzel bir yemek yap. Tost var baba. Bu gövdeyi tost keser mi kızım? Hadi gidelim, acıktım ben. Sular geldi, sular geldi. Ablayım, tebrik ederim ya. Herkes sizi konuşuyor ha. Erken geldin hayatım. Hayatım, böyle bir afet gününde ailemi yalnız bırakır mıyım ben? Aa, bozuluyorum ama Ömer, hala işin alayındasın sen. Yok hayatım, yok. Vallahi ben senin için varım. Ben Murat'tan raporu aldım. Protesto planı hazır. Şimdi şöyle yapacağız. Gökdelen resimleri çizeceğiz pankart olarak. Sonra da onları belediyenin önünde yakacağız. Nasıl? Boşuna evham etmeyin. Ben bütün sorunlarınızı hallederim. Hadi kızım, giderim acıktım. Baba, ya eminsin değil mi? Bir daha sular falan kesilmeyecek. Kesilirse kesilsin. Kesilirse bir daha getiririm. Hadi, hadi gidelim, acıktım hadi. Tamam sen git. Ben şu kızlara kafalarını nasıl yıkayacaklarını bir göstereyim. Ondan sonra gelirim, tamam? Ne? Kızlar saçlarını yıkamayı mı unutmuş? Ya Zeynep, ben sana söylüyorum. Bunlar da bu ara bir unutkanlık başladı ha. Nesini tarif edeceksin Tijen? Çocuklara sakın çamaşır sulu bir yöntem gösterme. Tamam baba. Sen git, ben geliyorum. Tamam, hadi. Güle güle albayım. Güle güle albayım. Güle güle. Güle güle. Ya saçlarına zeytinyağı sürüp kafalarına poşet geçirmişler işte. Allah Allah. Ya bunlar utanmıyor mu Ece'yi korkutmaya? Hayatım bari engel olsaydın. Ay çok yorgunum ama. Ay 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 ay, sıkma canım, sıkma sıkma. Bak evin erkeği geldi. Şimdi ben alırım onun ifadesini. Bir elim yüzümü yıkayayım. Sen de burada rahat rahat dinlen hayatım. Banyolar dolu hayatım, mutfakta yıka. Derhal. Hayatım sakin, sakin ol, sakin ol, sakin ol, sakin ol. Sular akmıyor mu dendi? Doğru mu duydum? Sular akmıyor. Allah Allah ya. Bu hesapta yoktu. Nasıl yani? Herhalde bu sefer gerçekten kesildi. Şimdi iki defa nasıl yani? Boş ver baba ya. Boş ver, boş ver yok. Ne demek gerçekten kesildi? Anne! Zeynep'le ablam hamam böcekleri yiyecek. Neyse, ben Murat abiyi yalnız bırakmayayım. Hijyen değil de hamama getiriyor onları. Hamam böceklerini. Merak etme kızım, böcek falan yok. Hamam, hamam. Var. Beni götür
Allah Allah. Ben şimdi onlara gösteririm böyle benim kanaryamı korkutuyorlar. Baba böceği onları valla... Biz hamama gidiyoruz. Aa, ne çabuk hazırlandınız. Ay gecikmeye gelmez. Biraz daha beklersek bu ikisinin kafasını da usturaya vurdurmak gerekecek. Rıdvan gibi. Dazlak kraldan sonra dazlak kraliçe. Hem de iki tane. Dalga geçmeyin işte. Aslında bunlara ceza olsun diye kafalarını kazıtmak iyi fikirmiş ama neyse. Çok korkarım. Kızım sen de her şeyden korkuyorsun. Bak şimdi baba böceği seni yiyecek ha. Baba böceği yiyecek. Baba böceği yiyecek. Peki Rıdvan, peki. Yani bu su kesintisiyle senin bilgin yok. Tamam, tamam. Kapatıyorum Rıdvan, kapatıyorum. Ha, merhaba Gürbüz. Gelsene. Ece yok mu? Buralarda bir yerde. Ha, parmağın nasıl? Güzel. Çok kötü yapmışsınız. Süreyya, ne güzel oynuyorduk ya. Ah, ne çabuk hazırladınız. Murat, gökdelen işine mi girsek? Bayağı başarılı olmuş bunlar. Ömer. Şaka ediyorum hayatım, şaka. Zeynep Hanım, siz de beğendiniz mi acaba? Gördüğünüz gibi hepsi birbirinden farklı mimari özelliklere sahip ve özenle yapıldı. Murat'cığım, bu kadar yormasaydın kendini, yani hepsi aynı da olabilirdi. Bırak hayatım, bırak, karışma, yapsın. O bir asistan. En iyisini yapmak zorunda, yoksa... Ömer Bey, benim işim bitti. Ben artık gidebilir miyim acaba? Aa, Ömer, Murat gitmeden biraz su taşısanız diyorum. Kızlar hamama gitmeden önce taşınmış bütün suları harcamışlar yine. Hayatım, ne gerek var? Onların kafalarındaki zeytinyağı zaten hamamda da çıkmayacak. Burada da yıkanmaya devam edecekler. Bırakalım, onlar taşısın. Aa, olur mu Ömer? Daha hava kararmadan bütün siteyi dolaşıp kadınları organize etmem lazım. Biliyorsun, protesto yapacağız. Hayatım, bırak hava kararsın. Daha romantik olur. Hazır pankartları yakmışken etrafında ateş dansı yaparız. Hala hiç ciddiye almıyorsun değil mi Ömer? Alıyorum hayatım. Almaz olur muyum? Şimdi birazdan Efe ile birlikte gidip Kızılderili kıyafetlerimizi giyeceğiz. Sonra da... Haganga humba, raganda humba, haganga humba. Nasıl? Murat abim de kalsın. Ona da bir kıyafet ayarlarız. Efe'cim. Sağ ol, ben almayayım. Teşekkürler. Al. Efe, onu bırak. O bir gökdelen çocuğu. Nasıl olsa annenin arkadaşları o gökdeleni yıkacaklar. O da böyle altında kalacak. Hop, alacağız onu oradan. Bir direğe bağlayacağız. Sonra da... Haganga humba, haganga humba, haganga humba, 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 haganga humba, humba, humba. Sularınız akıyor mu? Ay yine kesildi Alpay amca. Ya sana zahmet olacak ama bir daha arasan şu belediyeyi. Ne dersin Efe? Yine arayayım mı belediyeyi? Size rağmen kestiklerine göre bu sefer sorun daha ciddi galiba. Boşuna şimdi gidip yüz göz olmayın onlarla. Aslına bakarsanız ben belediyeyi aradım. Gökdelen inşaatı ile ilgisi yokmuş su kesintisinin. Genel bir bakım başlamış. Herhalde uzun sürmez. Abim, Dicen kızları hamama götürdü ha? Dua edelim de onlar gelinceye kadar su gelsin. Çünkü nasıl olsa bir hamam sonrası temizliği gerekecek. Dicen hamama gittiğine göre. Lütfen biraz daha ciddi olur musun Ömer? Ben çıkıyorum. Katılımcı bulmam lazım protesto için. Sen de eve su taşısan iyi olacak. Sana dedi. Dedi. Sana dedi. Dedi. Herkes su taşıma derdinde. 2-3 kişi buldum ama olmaz. Çok daha kalabalık olmamız lazım. Üzülme anne ya. Yarın yaparız. Hem gece protesto yapmaktan da kurtulmuş oluruz. Yarın ben bütün arkadaşlarıma haber veririm. Ece nerede? Gürbüz'le birlikte mutfakta resim yapıyorlar. Babam? Babam. Su taşımaktan yorgun düşüp uyuyakaldı. Gözüne de siyah göz bantlarından taktı. Gözüne ışık girmesin diye. Alpa amca da uyumak için evine gitti. Hamamcılar gelmedi mi daha?
Gelmediler. Geldiler. Sonunda kurtuldunuz yani. Teşekkür ettiniz mi Tijen'e? Sizi ondan başkası kurtaramazdı. Önce beyaz sabunla bir güzel köpürttüm. Arkadan durula durula. Arkadan kına özlü şampuan. Arkadan badem özlü şampuan. Arkadan bal özlü şampuan. Bitti sanıyorsanız aldanıyorsunuz. Sonra saçlarımız düğüm düğüm oldu. Sonra yağlı saçlar için saç kremi uygulandı. Sonra durula durula durula. Sonra kafa derilerimiz alev almaya başladı. Ya, öyle acı çektik ki abla, inan. Bir bu eksikti. Eyvah, Ece, dur, geliyorum bir dakika. Allah kızım. Aman Allah'ım, kör oldum Zeynep. Kimse kıpırdamasın. Tamam, şimdi buluyorum çakmağı, şimdi. Hadi. Nerede bu çakmak? Biz arayalım. Aslı. Anne! Aslı. Evet çocuklar. Ne oldu? Tijen yoldu mu saçınıza? Belli değil mi? Alpay amca, teyzem Aslı'nın kafa derisini yüzmüş Tijen teyze ya. Tijen'cim şu işi bize de öğretsene. Yani protesto yapacağız ya. Gökdelencilerin kafa derilerini yüzüp Zeynep'e getireceğiz. Ondan sonra da eve. Hummada humma humma. Oturmazsanız ben sizin kafa derinizi yüzeceğim vallahi. Hadi. Teyze. Ne var? Resim ödevim. Mahvoldum ben. Unuttuk. Yarına mı lazımdı? Hayatım, pankartlar bitti. Niye böyle geceden şimdi protesto yapmıyoruz? Hı, yeterli katılımcı bulamadım ki. Zeynep'ciğim merak etme, biz yeteri kadar ses çıkarabilecek büyüklükte bir aileyiz. Sahi çocuklar, pankartlar nerede? Bir de ben baksaydım. Emir ve görüşlerinize hazırdır komutanım. Sahi Efe, hadi şu pankartları bize göster. Bir mum al. Bu arada albayım da fikirlerini söylesin. Hadi bize göster pankartları. Aferin asker. Sen olamaz. Durun durun. Ne olacak bunları peki? Nasıl olacak? Önce humba humba humba, sonra da yakacağız. Kesinlikle olmaz, olmaz olmaz, kesinlikle olamaz. Allah Allah, niyeymiş o kızı? Oturan bağ, kızın ödevsiz çiçeği, acı. Yine ödevini yapmadın mı Aslı? Ödevsiz çiçek mi? Sen şimdi ödevsiz çiçek misin? Yani ben de oturan bağayım ha? Evet. Evet, ödevsiz çiçek. Ayağa kalk ve anlat. Resim ödevim anne. Ama inan ki ihmal değil. Ya gerçekten unuttum. Aklımdan uçtu gitti. Ben bu kadar güzel mahalle resmi yapamazdım ki zaten. Ay ne olur izin verin. Bana verin, onu yakmayın lütfen. Ya sen şimdi bu pankartları yani resim ödevi diye mi götüreceksin? Hı hı. Niye, ne yapalım? Al o zaman bir tanesini götür. Ama bir tane yetmez ki. Tam 10 tane olacakmış. Yani bir mahallenin bütün ayrıntılarının olması gerekiyormuş, öyle değil mi? Ne? Kesinlikle böyle bir şeye müsaade edemem. Hayır Aslı, ödevini yapmadan git ve sonuçlarına katlan. Belki sorumluluk bilincine ulaşırsın. Ayrıca onlar başka bir amaç için yapıldı. Yani bu duyarsızlığından utanmalısın Aslı. Sen de Ömer. Hayatım, pankart yakılır mı? Resmen şiddet ya. Çocuklarımıza şiddetin ne kadar kötü bir şey olduğunu göstermeyecek miyiz? Ulu oturan boğa, kızın ödevsiz çiçeği, acı. Pankartlar yakılmayacaksa bile tembel çiçeğin sorumsuzluğunu telafi etmek için de kullanılmayacak. Böyle bir şey kesinlikle izin veremem Aslı. Yani ödevini yapmadıysan sonuçlarına katlanacaksın. Bu evde kural böyle, biliyorsunuz. Biliyorum anne. Ödevsiz çiçek, çok üzgün. Peki. Pankartları yakmayacaksak karşı olduğumuzu göstermek için üzerlerine kırmızı kalemle kocaman bir hayır yazmamız gerekecek. Ama sadece karşı olduğumuz şeyi göstermemiz yetmez. Yanında da güzel olanı göstermemiz gerekiyor. Yani bu protesto için daha çok resmi, yani güzel şeylerin resmine ihtiyacımız var. Evet, doğru.
Geldi ha elektrikler. Oo, batırmışız ortalığı. Zeynep evi de perişan ettik. Yapmasanıza ya. Çocuklar yapmayın. Hayatım bak tam senin aradığın resimler ha. Evleri falan tam istediğin gibi çizmişler. Ay bakar mısınız? Aa ne kadar güzel. Çok güzel. Harika. Gerçekten. Ay harikasınız çocuklar. Çok güzel bir protesto olacak. Önce gökdelen resimlerini böyle üzeri kırmızıyla çizilmişleri gösterip sonra bunları sopaya takacağız ve dalgalandıracağız. Ay. Çok güzel bir protesto. Aferin. Humba humbara humba. Ömer Bey'in asistanı olarak şunu söyleyebilirim ki bu protesto dünyanın her köşesinden izlenecek. Zeynep'ciğim bak bir gazete haberine sinirlendin başımıza neler geldi. Herkes bu gazete haberlerini önemsesin ha ona göre. Bence harikaydı. Müthiş kızlar vardı kalabalıkta. Efe sana ne oluyor son günlerde ha? Bozuşacağız ha. Kızlar 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 ne oluyor canım? Ama kabul et çok güzel bir protestoydu Ömer. Yani... Biraz şanslıydık tabii. Onu da söylemeden geçemeyeceğim açıkçası. E nereden bilecektik belediyenin hemen yanında çocukların resim sergisi olacağını? Ya tüm kanallarda gelmişlerdi. Hayret bir şey. Ay çok mutluyum. Çok. Söylemek istediğim ne varsa hepsini söyledim. Oh. Üstelik ses tellerim hiç de yorulmadan. Çocuklar ellerinize sağlık. Resimleriniz şahaneydi. Medyanın bütün ilgisini topladı. Duydun değil mi Ececiğim? Gürbüzcüğüm, bu yaptığın resimler çok güzel. Gerçekten herkes çok beğendi. Resmen meşhur oldular. Ayrıca Ece'ye de öğrettiğin için sana çok teşekkür ediyoruz. Demek resim kağıtlarına bakıp hayal ediyorsun. Sonra da hayal ettiğin resmin üzerinden kalemine geçiyorsun öyle mi? Vay be! Bu yaşıma geldim. Benim aklıma böyle bir şey gelmedi. Ay insan hevesleniyor. Hepimiz denesek mi acaba? Vallahi Gürbüz Tekeli Alçı da bunu yapabildiyse bizim gözlerimiz bağlı yapmamız gerekiyor teyzeciğim. Kızım sen iki elini ve gözlerini kullanarak resim ödevlerini yap, kâfi. Sahi Aslı, sormayı unuttum. Ne oldu resim dersin? Vallahi kimse yapmadı teyze. Öğretmen de kimse yapmadı diye iki hafta erteledi. Tamam işte, bu sürede Ece ile Gürbüz sana resim dersi verir. Ne deriz tabii? Bir şart. Benim dersimi vaktinde yaparsam. Aa Ömer, bakmak yok ama. Çocukluk yapma. Efendim? Rıdvan, benim oğlum. Ha, Ömer amcam, Efe değil yani. Olsun olsun, sorun değil. Ama şimdi senin sorunu Efe'ye ileteceğim, merak etme. Efe, Rıdvan seni arıyor. Yarın sitenin suyunu kaçta keseceğiz diye soruyor. Rıdvan, Efe şu anda bu soruya cevap verebilecek gibi görünmüyor. İstersen 2015'te bir daha ara, ha? Peki. Hadi güle güle. Baba, vallahi kötü bir niyetimiz yoktu. Sadece Alpay amcamın yöneticiliğini garantiye almak için küçük bir plan yaptık. Kabul ediyorum. Aptalca bir plandı. Bekçi kulübesinin arkasındaki sitenin genel su anasını bir saatliğine kapadık. Efe, bu yaptığın korkunç bir şey. Ayrıca sahtekarlık. Yani Alpay amcan yaptığını duysa seni pişman ederdi. Tabii bu bizim seni pişman etmeyeceğimiz anlamına gelmiyor. Efe, sana nasıl bir ceza vermemiz gerektiğini bile düşünemiyorum. Hayatım bir ay su vermeyelim. Ne dersin? Sonra da bir kaşık suda boğalım. Olur mu?
Ben en iyisi bir ay ardiyede kalayım. Yeterli mi? Ömer. 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 Ne? Ne oldu? Hayatım, gazeteyi gördün mü? Hangi gazeteyi? Bugünkü gazeteyi. Bugünkü gazeteyi mi? Ha, görmedim hayatım. Ama zaten bugün bitiyor. Yarın oluyor. Sen yarınki gazeteyi oku. Hem protestoda çekilen resimleri de görürsün. Hayır, ben bugünkü gazeteyi okumak istiyorum. Yemek de elindeydi. Hangi yemekte? Akşam yemeğinde Ömer. Benden saklıyorsun değil mi gazeteyi? Aa, niye böyle bir şey yapayım canım? Çünkü yatakta gazete okumamı istemiyorsun. Hayatım, bilmiyorum dedim. Ben istersen iyi yazam. Ara, ara bak. Burada mı değil mi? Aa, ya yapma, yapma. Ayaklarımı gıdıklama, dokunma. Yok orada, yok. Orada yok, orada yok. Dokunmadım bile zaten Ömer. Hayatım, bilmiyorum. Görmedim işte. Herhalde yürüyüp gitti gazete ya. Aa. Yok, yok. Hadi bak, huylandırma ya. Kaldır başını. Ne? Yastığın altında değil mi? Yok. Bak bak. Aa, kaldırdım işte. Ömer, şöyle doğru düz kalk bakayım. Ha? Ha, işte burada. Gördün mü? Karından gazeteyi saklıyorsun demek. Ne kadar çocukça. Ne yapayım ya? Herkese böyle gazete alıyorsun, okuyorsun. Orada kafayı bir şeye takıyorsun, sinirlenecek bir şey oluyorsun. Kızıyorsun, sonra bana bağırıp duruyorsun gece gece. Ha. Tamam, oku ama kızmak yok, tamam mı? Tamam, söz veriyorum, kızmayacağım. Peki, sakın kızma. Oku, sakin sakin oku. Tamam, kızsam bile tek kelime ağzımı açmayacağım. Ha, tamam canım, gel. Oyna, oyna. Ha, hadi. Hadi, iyi geceler. Kızmak yok ha. Ömer, tamam, kızmayacağım. Hadi, hadi.